Merhaba, bilim ve eğitim günlükleri podcast serimize hoş geldiniz. Merhaba Şefika, nasılsın? Merhaba Nimet, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, bugün... Sorulardan bahsedeceğiz. Aslında doğru sorulardan bahsedeceğiz. Bunu da ilk e, podcastimizde bahsettiğimiz bir konuydu. Kişinin kendine doğru soruları sorması e, hayatını şekillendiren bir faktördü. O zaman da kendi hayatını belirlediğin bir takım sorulardan bahsetmiştin. Şimdi aynı soruyu şöyle tekrar bir sormak istiyorum. Senin hayatını değiştiren bir soru var mıydı? Bu... Benim çok keyifle anlattığım bir örnek e, üniversitede dördüncü sınıfa dayanıyor. Dördüncü e, sınıfta nükleer fizik alanını seçmiştim ama hala bir kararsızlığım var. E, çok keyifli bir alan, uygulanabilirliği çok yüksek olduğu için nükleer fiziği seçmek istedim. Ve çok da e, tercih edilen bir bölümdü üniversitemizde. Çok yaygın bir alanı vardı. Deney etaplarıyla birlikte daha çok çalışılıyordu. Derken böyle bir gün... Sağlık fiziği dersindeyiz hocamız işte çok da soru soran Profesör Doktor Yeşim Öktem sürekli derse bizi açan bir hocaydı İşte nükleer nedir atom nedir diye böyle bize sürekli sorular sorarak yavaş yavaş bizi açardı ve doğru yanlış aramazdı bizi cesaretlendirirdi yine böyle bir ders esnasında. Başladık işte radyasyon neydi, elektromanyetik dalga neydi gibi böyle konuşuyoruz ve bize aktarıyor, biz sorular soruyoruz ona. Böyle çok keyifli bir ortam anındayken bizi iyice böyle getirdi, düşündürdü, yukarılara çıkardı. Son 15 dakikası dersin. Sahi dedi radyasyon nasıl kanser yapar? Biz böyle sınıfça kesildik. Hiç böyle bir soru hayatımızda duymak yani ve bunu papağan gibi söylüyoruz. Radyasyon kanser yapar. Formülize ediyoruz. Formülleri var bizde. İşte hemen bakıyoruz oradaki enerji aralığına. İşte alfa frekansı diyoruz. elden geçmez, ağızdan geçer. İşte betayı yap şey durdurur, kağıt durdurur. Gamayı işte beton durdurur anca gibi böyle konuşuyoruz. Dedik mi de nasıl yapar? Ben o gün hayatımın sorusuyla karşılaştım. Hiç nasıl sorusu sormamış olabilirim. Belki o zamana kadar kendime. Neden diye sormuş olabilirim. Belki o da önemli bir sorudur bilim için soruyorsa. Nasıl sorusu bir anda tüm devrelerimi yakan geriye doğru birinci sınıfa kadar gidip geri gelmemi sağlayan sorudur. Hepimiz gene bir şeyler söyledik. Hoca tabii hepsini kabul ediyor. Evet başkan evet o nasıl oluyor peki diyor ışıma gönderiliyor. Işıma nereye gidiyor? Vücuduna giriyor. Vücuduna girince ne oluyor? İşte zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? Neye zarar veriyor? Gibi gibi sorularla bizi açıp bırakmıştı. Ve cevabı verdi ama nasıl verdi? O kadar böyle adım adım ilerletmişti dersi. Ve dedim evet Şefika burası. Böyle bir şey. Ee, Böyle bir eğitmen olmalısın her şeyden önce. Bu alanda olur musun bilmiyorum. E, odur beni şekillendiren eğitmen. E, tam burada e, çok sevdiğim bir söz var. Bir çocuğun başına girebilecek en güzel şey iyi öğretmenlerle karşılaşmak. Öğretmenler... Ee, o kadar değerli bir noktada ki o yüzden öğretmenler noktasında bir öğretmen olarak söylüyorum. Tam olarak olmak istediğim kısım bu. Derslerde soru sormak önceliğimiz. Cevap aramıyorum da zaten genelde. Hani tam olarak senin de ilk podcast'te bahsettiğin gibi cevaplarla ilgilenmiyoruz. Einstein'ın böyle bir sözü vardı. Sana kapasitesi e, Sorduğu sorulardan belli olur gibi bir e, sözü vardı. Onu hatırladım. Gerçekten soru sordurma zihni e, canlı tutan, diri tutan ve düşünmeye sevk eden bir şey. Ne Güzel bunu duymak benim için de biliyorum ki e, senin derslerini de. E, beni en çok sevindiren nokta şuydu. E, şimdi genelde şu yanılgıya düşüyoruz. Profesör sen tahtaya yazar gidersin. Üniversitede biraz böyledir ya. E, hoca tahtaya gidersen öğrenirsin. Hoca tahtaya bir şey yazmasına gerek kalmıyordu. Ben o formülü araştırıyordum zaten. Ben hiç unutmuyorum ki o dersleri. Formülü bulurum yani. Problem yok. Alfanın geçirgenlik katsayısı nedir alfanın? alfa nedir, gamma nedir? Bunların formülizasyonlarını bulursun. Merak yani orayla çalışıyorsan. Mantığını anlamadıktan sonra o formüller sadece yazıdan ibaret kalacak. Hiçbir anlam ifade etmeyecek. Çünkü onu kullanamayacaksın. Onu ezbere söylemiş olacaksın. O yüzden bazen böyle kendi aramızda da konuşuyoruz. Her akademisyenin böyle formasyon tarzı eğitimi çok zorunlu olmalı. Çünkü hatta formasyon değil antrogoji belki ne dersin Nimet Hocam çünkü artık biraz da yetişkinliğe kaçıyor artık yet oradaki <laughs> üniversite öğrencileri yetişkin eğitimi çünkü yetişkinler eğitime girdiklerinde katılmak istiyorlar yani artık put gibi oturup dinlemek istemiyoruz hiçbirimiz. Hele üniversiteden sonra 18 yaş. Ve ben bu derste bunu gördüm. Yine başka bir hocamız fizik 3 dersinde Deniz Değer Ulutaş Profesör Doktor o da fizik 3 dersini çok seviyordum. Dalgalar konusuydu ve hep soru soruyordu ve ben O kadar özümsemiş ki formül benim için önemli değil. Kafamda hızlıca bir dalga canlanıyor. o elektronu görüyorum. Belki de kuantum fiziği çalışmamın sebeplerinden bir tanesi o derslerin öyle olması. E, soru sorarak ilerlememiz. İşte fen fakültelerinin farkı bu. E, ezbere bilgi değil o bilginin canlanması ve uygulanmasını sağlamak. Diğer öğretmenlikten farklı olarak. Öğretmenler de işte bu bilgiyi nasıl öğretiriz diye oturuyorlar ve o dersin bir tiyatro gibi geçmesini sağlıyorlar. O tiyatro gibi geçen derste de bilim insanları düşünerek evet bu böyle deyip yeni bir şey üretmeye devam ediyorlar. Bu çok güzel bir sistem ve benim çok sevdiğim bir söz. Eğitim bütün bilimlerin temelidir. Mühendise de bu çok gerekli. Ya yani örnek veriyorum mühendislik alanları içinde. de öyle bir eğitmen olmalı ki o dersin sonunda ben ne mühendisiysem onu yapmak için içimden bir şey çıkmalı. Eğer nükleer fizikte yüksek lisansı tamamladıysam Yeşim Hocam'ın sayesinde. Şu an kuantum fiziğini anlamlandırabiliyorsam Deniz Hocam'ın sayesinde. Olduğunu görüyorum, anlamlandırabiliyorum kendimde. Bunlar çok değerli. Klasik çalışsaydım da Göksel hocamı anacaktım büyük ihtimal. Çünkü o da orayı oturtmuştu sorularla. Sorular birazcık burada önemli. Yine doktora yaparken çok değerli hocalarım çıktı. Çok şanslıyım bu noktada. Ee, i̇lk soru dediğim için tabii Yeşim hocam aklıma geliyor. O çok böyle büyük bir alan olduğu için. Doktorada da inanılmaz hocalarla tanıştım. Böyle bir şey bilim yapmak... Tek başına yapamayacağın bir şey. Yani bir garaja girip e, bir şey üretemezsin tek başına. Düşünmen, sorgulatılman, sorgulayan insanların yanında durman gerekiyor. Sana birinin e, alan açması doğru kelime mi bilmiyorum bir kıvılcım açması lazım zihninde. E, bunu kendin yapamayabiliyorsun fizik alanlarında. Çünkü bazen burada şu da ihtiyacın oluyor. Hoca senin hangi alanda e, yeteneğin olduğunu fark ettirmek için sorular soruyor zaten. Bazısını dinlemiyor. ama Bana niye yapıyorsa yapıyor kanser diyor. Benim ilgimi çeken alan oydu zaten. Biri de ışığın kırılmasının ilgisini çekiyor. Bu sorularla zaten insan kendini keşfediyor, farkına varıyor. E, evet diyor bu alan böyle bir şey istiyorum diyorsun. Yani aslında hikayenin sonu sorularla kendini keşfetede çıkıyor haliyle. Soru sor, gözlemle, hepsi böyle birbirinin devamı. Birini birinden ayıramıyorum. Eğitimi soru sormaktan ayıramıyorum. Bilimi ondan ayıramıyorum. Gözlem, sorgulamak. Bunların hepsi üretmek. istediğin kadar sorgula, üretmiyorsan olmuyor. Yani böyle çok güzel bir sarmalın içinde bir eğitim modeli çıktı ister istemez bu konuştuklarımızla ve kendini keşfetmeye bağlandı. Bugün de yine konumuz bilimsel çocuğun da mottosu. Kendini keşfet, geleceğe ışık tut. Evet bir soru beni nerelere götürdü? Ne kadar güzel. Bir de sen derslerinden ve hocalarından bahsederken şunu düşündüm. Bir öğrenciye sorsak en Başarılı olduğun ders ne? E, hangi ders söylerse söylesin, aslında e, bunun sonu öğretmeni çok sevdiğine çıkıyor genelde. Çok doğru. Nereden nereye geldik noktasında bir soru gerçekten hayatı şekillendirmek hususunda ne kadar önemli? Doğru soruları sordurmak sanıyorum. O soruları sorduracak e, alanlarda bulunmak çok önemli. Ne senin bu söylediğine şöyle bir. Birazcık üzücü bir katkı gene yapmak istedim. Ee, maalesef ilkokuldaki Türkçe öğretmenimi de hiç sevmediğim için yıllarca <laughs> kitap okumadım. Ona inat olsun diye yapmadığımı fark ettiğimde şok olmuştum. Böyle bir şey, kitap okumam ben diye geziyordum. Halbuki ona öyle bir öfkem varmış ki bu Çok doğru. ne kadar etki bir çocuğun üzerinde ve belki de bu yüzden... Bir çocuğun kitap okuması benim için çok çok daha anlamlı ve değerli. Her şeyi onu yaşadığım için, o durumu bildiğim için zaten. Çünkü o ödev vermişti. Ödevime düşük not veriyor. Ee, beni birçok arkadaşımla birlikte bizi işte kötü şekilde sınıfın içinde rezil ediyor gibi 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 gibi, gibi birçok sebepler. Yapamazsınız, edemezsiniz. Sizden bir şey olmaz cümlelerini sınıfta bir Türkçe öğretmeninden duyunca ve çok ders yani hani bir ders değil haftada 6 saat 7 saat kaç saat ise Ana değil. ana dil bir de yani Türkçe'ye karşı ne kadar evet. soğuduğumu fark ediyorum ve kitap okumaya karşı soğuduğumu ve bir öğretmen de çıkıyor diyor ki radyasyon nasıl kanser yapar ve sen bir anda hayatın değişiyor. Bu da hayatını değiştiriyor böyle bir örnekte. Adını hatırlıyorum ama söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir hoca da hayatını değiştiriyor. Çok garip. Ve her ikisi de. Hep iyi örnek, hep kötü örnek. Bazen kötü örnek de yol gösterici olabiliyor. Neden? <laughs> Belki siz de bunu yapmasaydı... Şimdi bunu yaşayan birçok öğrencinin... Ne yaşadığını anlayamayacaksınız belki de. O duyguyu yaşamış olmak sizi belki de buna etti. Aynı şeyi kendi öğretmenlerim için de düşünmüştüm. Çok baskın karakterli öğretmenlerim vardı. Anlamak yerine e, suçlamayı tercih ederlerdi genelde. Uzun zamanlar özgüven konusunda sorun yaşamıştım hocalarım yüzünden. O yüzden mesela çocuklarda özgüven konusunda daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Onları yargılamak yerine onları dinlemeye ve anlamaya çalışıyorum. O yüzden önemliydi benim için. Bunu yaşamamış biri olsaydım belki bu onları bu kadar daha kolay anlamayacaktım, daha rahat anlamayacaktım. Ama şurada bir ayrım var ki eğer ilkokul öğretmenim bana böyle bir şey yapmamış olsaydı belki ben de e bir öğretmen olmak istemeyecektim. Onun bana olumsuz etkisi ben de olumlu olumlu bir etkiye dönüştük diyebilirim. Ya evet ne kadar önemli bir meslek. Öğretmenliğe çıktık gene. Aslında yeni nesi sizin eseriniz olacaktır ve bu eser sizin verdiğiniz e, emeklerle oluşacaktır. İşte sen çocuğa yapamazsın dersen çocuk yapamayacak. Sen yaparsın ya bir dene dersen çocuk yapacak. Çocuğa soru verirsen çocuk o soruyu düşünecek ya da senin kalıplarınla yaşayacak. Ne kadar önemli bir meslek istesin Nimet Hocam yani ve ne kadar da iyi ki birçok öğrenciyle tanışıyorsun. Ve biliyor musun girdiğim her derse o heyecan ve o e, ilgiyle giriyorum. Ne öğreneceğim çocuklar benden ne öğrenecekler beni onlardan ne öğreneceğim. E, o tutkuyla giriyorum ve mutlaka bir şey öğrenerek çıkıyorum genelde ve mutlaka bir şey öğreniyoruz birlikte. Biri Türkçe ile alakalı olmayan bir konu dahi olsa ki bugün mesela e, insan vücudunda bir miktar altın elementi olduğunu öğrendik. Türkçe ile hiçbir alakası yok. Normalde nasıl tepki vermem lazım? Belki Türkçe ile alakalı olmadığı için e, uyarmam gerekiyor belki de dersin ortasında bunu yaptığı için ama onu evet hem tekrar konuya yönlendirerek hem de bunu dersin ortasında söylediği ve bizi bilgilendirdiği için onu tebrik ve takdir etmek durumundayım aslında. Çünkü çok güzel bir şey anlattı bize. Şimdi bir sonraki hafta bu konuyla alakalı bambaşka bir şey öğrenip gelecek. Belki ben e, kurduğu cümlenin içinden bir sıfat bulmasını isteyeceğim. Ama ne yapıyorum? Onu ee, yine kendi ilgi ve alakasıyla konuya yönlendirmeye çalışmak belki de önemli bir noktaydı. Ben de her derste yeni bir şey öğreniyorum mutlaka. Alan açmak. Evet. Öğrenmesine alan açmak. Çünkü kimseye bir şey öğretemezsin. Sadece ona merak uyandırabilirsin. Ve zaten meraklı gelen birinin merakını nasıl söndürebiliriz yani? Ve bilimsel çocuğun kuruluş amacı kendini keşfeden çocuklar ve böyle eğitmenler, böyle öğretmenler. Ne mutlu böyle öğrencilerle tanışıyoruz ve o meraklarını daha da arttırarak evlerine, rüyalarına gönderiyoruz onları. Peki podcast'imizi şöyle sonlandıralım. Sizi hayatınızı değiştiren soru nedir? Peki bunu bizimle paylaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bilimsel çocuk hesabından ve şahsi hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şifika Öztürk ve Nimet Keskin official hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.